Merhaba, programa hoş geldin. Bugün biraz utanma, siyasette utanma diye bir şeyden bahsetmeye çalışacağım. Tabii son dönemde müthiş çıkışlar yapan Meral Akşener'den bahsedeceğim, İyi Parti'den bahsedeceğim. Bir takım şeyleri yapıp, kabul edip, teşekkür edip, neredeyse vasiyetine kadar yazıp sonra vay ben en büyük hatamı yaptım diye kongrede göya hürleyip ama esasında ağladığını görüyor. Ve en son çıkışları gelen duyumlar şöyle. 11 büyük şehir belediye başkanı yani şey yapmayacağız dedi ya, bundan sonra ittifak ittifak yok, herkes yoluna sepeti koluna gibi bir şey söylediler ya, ama olay hiç de böyle değil. Sanıyorum 4 belediye başkanlığını istiyorlarmış. Neresi? Mersin, Manisa, Antalya, Adana. Şimdi bütün seçimlere baktığımızda, milletvekili seçimlerine baktığımızda HDP 17 ili birinci, pardon 13 ili birinci parti olarak bitirmiş. CHP 17 ili birinci parti olarak. Geri kalanını AKP birinci, yani 30. 51 tanesini AKP birinci parti olarak. Peki bunların içerisinde İyi Parti'nin tek başına katılıp da ikinci parti olarak bitirdiği yer var mı? Hayır, yok. CHP'nin katılmadığı, İyi Parti'yi desteklediği yerlerde bile üçüncü parti olmuş. Sanıyorum bir tanesinde ikinci parti olmuş. Bu da CHP'nin aday göstermedi ya da aday gösterdiği ama katılmadığı seçimlerde CHP olarak yoklar. Bütün seçimlerde hemen hemen çoğunda dördüncü il, şey dördüncü parti olarak var olmuşlar. Dördüncü, bazen beşinci parti olarak. AKP, CHP, MHP, bazı illerde HDP, sonra İYİ Parti. 4,5. parti diyeyim ben. 4,5. parti olarak Antalya'yı biz orada kuvvetliyiz deyip istiyorsun dördüncü partisi. AKP, CHP, MHP ve sonra sen giriyorsun ki beraber katılsalar, zorlasalar HDP ve İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi zorlasalar 5. parti olacaksın. Adana'da hakeza öyle. Peki bizim iyi olduğumuz yer deyip de istediğin bu 4 yerde bir tanesi haricinde hepsinde 4. partisin. Sanıyorum Manisa'da 3. partisin. Orada bile MHP seni geçiyor. Peki belediye başkanlıklarında niye şöyle bir şey yaptın? İYİ Parti ile MHP beraber niye katılmıyorlar? %20'yi geçecek ve AKP'yi de zorlayacak. Belki CHP'yi de zorlayacak bir takım yerler var. Niye belediye başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve Millet İttifakı'nı bir kenara koyup biz milliyetçiler niye bir araya gelmiyoruz demiyorlar? Yanlarına Zafer Partisi'ni de alabilirler. Sinan Oğan'ı da alırlar. Bir Birlik Partisi'ni de alırlar. Destici de yanlarına gelir. Ayrı ayrı baktığında 26-27 gibi bir oy çıkıyor. Kötü bir oy değil. O zaman niye bu 26'lık oy ikiye bölünmüş 13-13 gibi orada burada duruyor? Acaba yukarıdaki emir iki tarafta da olun, biz sizi iki tarafta da idare ederiz emri dolayısıyla mı olur? Ama dediğim gibi biz dört yerde kuvvetliyiz deyip belediye başkanlığını istemek için gerçekten utanmazlık gerekiyor. Utanmazlık diyeceğim yani bu burjuva siyasetlerinde olabilir ama bizimkiler burjuva siyasetinin ne olduğunu da bilmiyor. Onun için burjuvaziyi okuyup ne olduğunu anlamak gerek. Burjuvazinin içerisinde bu kadar katı milliyetçilik de var mı? Bunu da araştırmak. Yani diyeceksiniz ki şimdi Kılıçdaroğlu'na gideceksiniz ya da CHP'nin yeni genel başkanına ya da yönetimine, seçim kuruluna. Biz bu dört ilde çok iyiyiz. CHP de diyecek ki buyurun seçim sonuçları. Çok iyi dediğiniz yerde üçünde dördüncü partisiniz. Birinde üçüncü partisiniz. Yani nasıl seçilecek? İkinci parti olsanız yani bu dört ilde CHP'nin önünde olup CHP sizin sayenizde seçilmiş olsa haklı yanınız var. Ama dördüncü parti olup dördüncü partinin başbakanı Sayın Meral Akşener. Yani siyaset böyle bir şey değil.
Siyaset biraz matematik üzerine kurulu bir şey. Yani hele seçimler tamamıyla matematik üzerine kurulu. Bu matematiği bilmiyorsan, matematiği iyi öğretemedilerse, ben buralarda iyiyim deyip de dördüncü partiysen, Avrupa'nın yani Avrupa'yı geçtim. Yani ciddi ülkelerde ya bu kadın daha matematiği bilmiyor, partinin başında nasıl duracak derler. Bu insan yani. Ama ilginç bu milliyetçi cephede matematik sanıyorum Devlet Bahçeli ile başlıyor. Bunun da bu dokuz takıntısı var ya. Şundan toplayınca böyle oluyor. Bunu bundan toplayınca böyle oluyor. Bakın biz de bilmem kaçıncı yılımızdayız gibi onun da böyle abuk sabuk şeyleri var ya. Bu herhalde saçma matematik genetik bunlar. Olabilir. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Ama dediğim gibi siyaset böyle bir şey. Belediye başkanına katılsınlar. MHP, İyi Parti, Zafer Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Sinan Oğan. Mesela bugün birisi açıklamış. Bir kadın bundan sonra Sinan Oğan'ı destekleyeceğim. Ya zaten partisi var mı? Yok. Kişiyi destekleyecek. Böyle bir yani sonra bizim hepimizden yani sadece ben ve benim gibi düşünenleri söylemiyorum. Karşı tarafın da analiz yapması kolay bir şey. Şimdi bizim kuvvetli olduğumuz dediği yerlerden milliyetçi akademisyenler, milliyetçi basın nasıl bir analiz yapacak? Dördüncü partisi. Bütün seçimlerde ikinci olduğun bir il yok. Sanırım bir tane var ama onda da CHP katılmadığı için ikinci olmuş. Çoğunda dördüncü parti. Gerçekten Türkiye'de şöyle bir şey yapılsa işte ne bileyim ben AKP'ye yakın olanlar beraber bir seçim. MHP'ye yakın olanlar ya da milliyetçiliğe merkez sağ işte. Dine yakın olanlar beraber, sola yakın olanlar beraber bir seçime gitseler nasıl olur? Çünkü esasında sonuç da böyle çıkıyor. Sonuç nasıl çıkıyor? Üç partinin etrafında bir sonuç çıkıyor. Yani AKP, CHP, HDP etrafında. 13 ili birinci parti olarak bitirmiş dediğim HDP 8 ilde %50'nin üzerinde oy almış. %50 çok, çok övdükleri AKP %50'nin üzerinde kaç yerde almış? Sanıyorum 2. CHP'nin var mı? Yok. Ya da bir daha bakmam lazım. Yanılmayayım şimdi. Neden kimsenin hakkını yemek istemem. Var mı CHP'nin öyle bir şeyi? Bakıyorum. Baktım. Yok. AKP'nin sanıyorum iki tane mi? Üç tane mi ne var? Evet. Rize 53. 48, 49, 49 yok da 48'ler, 47'ler var ama %50'yi geçen Rize, Bayburt, Adıyaman. Üç tane. HDP 8 ilde %50'yi geçmiş. Şimdi, iddialı parti böyle bir şey olmaz. Eğer iddialı parti değilseniz böyle olamaz. Birkaç ili birinci bitirmeniz lazım ki o masaya geldiğinizde kendinizden zıt düşünen bir masanın birinci partisi öyle zıt düşünüyorsunuz. İki taraf da birbirini kandırıyor, iki taraf da seçmeni kandırıyor. İki taraf da yukarıdan gelen emirleri yerine getiriyor. İki taraf derken hem iki grupta hem de o iki grup içerisindeki bazı partiler. Yani milyonda bir görüş ayrılığından dolayı ayrı parti olabilir MHP ile İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Zafer Partisi. Nedir görüş ayrılıkları? O onların ilgilendirici. Benim çok da merak ettiğim bir şey değil. Ama seçime beraber katılmamaları için gerekçe nedir dediğimizde gerekçe olmadığı için gene yukarıya bakıyoruz en tepeye. Şimdi bakanlık başbakanlık yapmış ya da belediye başkanlığı yapmış. Buradan kastım Erdoğan Saadet'te belediye başkanlığı yapmış. Sonra Davutoğlu'yla Ali Babacan Erdoğan'ın partisinde başbakanlık ve bakanlık yapmış. Parti olarak farkları ne dediğimde gene kendilerini ilgilendirir. Benim anlayabileceğim bir fark anlatamazlar. Çünkü yükselişinde de bu iki isimler var. İyi dedikleri dönemde.
Yani bizim bazı arkadaşlarımız da iyi dönem diyor. Yani kapitalizmin iyi dönemini. Sol böyle anlatıyor. AKP'nin iyi dönemi var diye. Hangi dönemi? Kapitalizm dönemi. Ya da Türkiye kapitalist olabiliyor mu, olamıyor mu? Onu bir türlü çözemedik zaten. Kendinin marka olarak dünyaya satamadığın, dünyayı sömüremediğin bir dünya içerisinde ne kadar kapitalist bir ülke olabilirsin? Bu benim kafamda bir soru işareti. Bunu bir ekonomist arkadaştan konuşacağım. Bana hep Türkiye'nin kapitalist bir ülke zannedildiği intiba. Çünkü dünya global sistemi tarafından sömürülen bir ülke Türkiye. Sömürülen ülkenin kapitalist olmaya çalışması, içinde kapitalistlerin olması apayrı bir şey. Ama bazı arkadaşlarımız çıkıyorlar demokrat televizyonlarda falan. İşte efendim AKP'nin iyi bir dönemi vardı. Daha mı az sömürüyordu bilmiyorum. Onlar açıklayacak. Yani işçi sınıf o zaman çok mu memnundu hayat? Bolluk içinde miydi? Güllük gülistanlık içinde miydi? Şimdi bu birbirinden niye ayrıldıklarını kendileri dışında bizim anlamadığımız partiler niye birbirinden? İşte AKP ya da ilk MSP ve türevleri diyelim. İlk Millet Partisi yani MHP ve türevleri ve sol. Beraber gitseler seçim. Sonra anlarız ki Türkiye'de bir siyaset oluyor. Bunların haklılık yanları var. Ama hepsi ayrı yerden hele HDP haricindekiler bu iki ittifak içerisinde yarı yarıya bölünmüş ya da bazen bağımsız Muharrem İnce gibi katıldığında o zaman kimin tarafından yönetildiğimizi anlamakta zorlanıyorum ve hep o yüzden diyorum. Devlet hükümeti yönetiyor. İktidar her zaman devlet bizde, hükümet değil. O belirliyor. Onun için diyor ki ben iki tarafa da adamlarımı sokarım meclise. İstediğim kanunları da o soktuğum adamların oylarıyla çıkartırım. Sınır ötesi operasyon, iki tarafta da adamım var. Beraber oy kullanırlar, biter iş. Düşünmeleri mi? Yok canım, niye düşünecekler? Onları, ben bunları el kaldırsınlar diye oraya koydum. Gerekir de. Bir tarafı yıpratsınlar, şu seçimde yıpratsınlar, şu seçimde yıpratmasınlar diye koydum. Ben kendimi garantiye aldım. Bakmayın ara sıra benim yukarıda NATO ya da Avrasya diye tepiştiğimi. Ve dördüncü parti olan Meral Akşener, bazı yerlerde beşinci parti, beşinci partili başbakanımız Meral Akşener diyor ki benim iyi olduğum yerlerde bıraktım belediyeyi ben alayım. Ve buna CHP 4 olmasa da ikisinde evet diyebilir. Ha evet bu hakikaten buralarda iyiymişsin ya diyebilir. O tabanda bunu geçen bir iki tane de vermekten bir şey olmaz diye kabullenebilir. Yani partiyi yenileyelim diye Ekrem İmamoğlu'nun düşünüldüğü bir siyasi partide buna evet demeyecek. İşte sol adına konuşan arkadaşlar çıkıp CHP için söylüyorum İmamoğlu ya da Özgür Özel diyor. Bu partinin içerisinde sol adına konuşan, eylem yapan bir sürü insan var. Evet. Başında söylediğim sonunda da söylüyorum. Gerçekten biraz utanma olur Meral.